Bu dersimizde fizik dersi deyince ilk aklımıza gelen giriş seviyesi fizik derslerinde sıkça karşılaşabileceğimiz bazı formül ve kavramlar üzerine konuşacağız. Daha da önemlisi bu formülleri ezberlemeye gerek kalmadan birlikte akıl yürüterek bulmaya çalışacağız. Gelin basit bir örnekle başlayalım. Ama başlamadan önce bir şeyi netleştirmemiz lazım hız, ivme ya da yer değiştirmeden bahsederken vektörel büyüklüklerle çalıştığımız için bu vektörel büyüklüklerin yönünden de bahsetmemiz gerekiyor. Bu dersimizde kolaylık olsun diye şöyle yapalım. Pozitif bir rakam kullanırsam, yani hız pozitifse bu sağa doğru hareket ettiğimiz anlamına gelsin. Eğer negatif bir rakam karşımıza çıkarsa ki bu dersimizde olacağını sanmıyorum, o da sol tarafa hareket ettiğimizi işaret etsin. Bunu baştan netleştirdiğimize göre buraya yazdığım rakamın hızın hem büyüklüğünü hem de yönünü gösterdiğini artık biliyoruz. Yani 5 metre bölü saniye hızla giden bir araçtan bahsediyorsam bu aracın sağa doğru 5 metre bölü saniye hızla gittiğini eğer eksi 5 metre bölü saniye hızla hareket ediyor dersem de sola doğru 5 metre bölü saniye hızla hareket ettiğini anlayabiliriz. O zaman artık başlayabiliriz. İlk hızımızın 5 metre bölü saniye olduğunu varsayalım. Hızın yönünü ve büyüklüğünü hemen söyleyebiliriz. Hızımız sağa doğru 5 metre bölü saniye. Devam edelim. Bir de sabit iğmemiz olsun. O da 2 metre bölü saniye bölü saniye ya da kısaca metre bölü saniye kare olsun. Ve yine gördüğünüz gibi pozitif işaret olduğundan ivmenin sağa doğru olduğunu anlıyoruz. Şimdi bu ilk hızı 5 metre bölü saniye, ivmesi ise 2 metre bölü saniye kare olan hareket 4 saniyede gerçekleşiyoruz. Yani zamandaki değişim eşittir 4s oluyor. Buradaki s saniyeyi gösteriyor. Peki sorumuz şu. Sonuç olarak ne kadarlık bir yer değiştirme olur? Bunu hesaba katmamız gereken iki önemli nokta var. 4 saniyeden sonra ne kadarlık bir hızda gidiyoruz ve bu 4 saniye sonunda ne kadar yer değiştirmiş olduk? Gelin bir grafik çizelim. Y eksenimiz burada hızı, x eksenimiz ise zamanı gösteriyor. Evet, ilk hızım 5 metre bölü saniye olduğuna göre bunu grafiğe yerleştirelim. Burası 5 metre bölü saniye olsun. Peki, 2 metre bölü saniye kare olması ne demek? Hızım her saniye 2 metre bölü saniye artacak demek. Bu durumda 1 saniye sonra hızım 5 artı 2'den 7 metre bölü saniye olacak. Şöyle de düşünebiliriz. Sonuçta bu hız ekseninin eğimi bize sabit iğmeyi verir. Daha net görebilmek için şu kırmızı çizgiyi çizelim buraya. Peki, 4 saniyenin sonunda durum ne oluyor? 1, 2, 3, 4. Evet, bu nokta zamandaki değişimi gösteren delta t'miz. Ve son hızımızda tam olarak delta t'ye karşılık gelen bu nokta olacak. Şuraya da son hızımızı belirten Vs'yi yazalım. İlk hızımız 5 metre bölü saniye ise son hızımız ne olur? Bunu hem değişkenleri hem de elimizdeki sayıları kullanarak hesaplayacağız. Belli bir ilk hızla başlıyorum. V'yi buraya yazalım. Burada gördüğümüz alt simge i ilk anlamına geliyor. Artı ivme. 1 saniyedeki hız değişimini gösterir. Yani hızımız 1 saniyede a kadar değişiyor. O zaman toplam geçen zamanda hızımız ne kadar değişecek? Tabii ki delta t çarpı a kadar. Bu arada da a'nın altına s koymanın sebebi sabit ivme olması. O zaman v'yi artı delta t çarpı a. Evet, bu formülün sonucu bize son hızımızı verecek. Onu da vs ile gösterelim. Hadi gelin, şimdi sayılarla nasıl hesaplarız bir de ona bakalım. İlk hızımız 5 metre bölü saniyeydi. Bunu i yerine yazalım. Artı delta t yerine 4 saniye ve a yerine de 2 metre bölü saniye yazalım. Peki bu neye eşit olacak dersiniz? Gördüğünüz gibi buradaki saniyeler birbirini götürür. O zaman şöyle yazabiliriz. 5 metre bölü saniye artı 4 çarpı 2'den 8 metre bölü saniye. Yani 5 artı 8 eşittir 13 metre bölü saniye. Ve bu da son hızımıza eşit oluyor. Şimdi burada durup bir düşünmenizi istiyorum. Aslında yaptığımız şey çok mantıklı. Şöyle düşünün. Hızın saniyede 2 metre bölü saniye artacağını biliyoruz. İlk hızımız 5 ise 1 saniye sonraki hızımız 7 metre bölü saniye. 2 saniye sonra 9 metre bölü saniye. 3 saniye sonra 11 metre bölü saniye. 4 saniye sonra 13 metre bölü saniye olacak. Böylece ne kadar zaman geçtiğini ivmeyle çarparak buluruz. Yani hızımız her saniye ivme kadar arttığından sonunda 13 metre bölü saniye olur. Burada yazdığımız ve pek çok fizik kitabında da görebileceğiniz bu formülün öyle tepeden inme bir formül olduğunu söyleyemeyiz. Gördüğünüz gibi formülü birlikte adım adım oldukça mantıklı bir şekilde oluşturduk. Hadi gelin şimdi de ne kadar yer değiştirmişiz onu hesaplayalım. Bir önceki videodan bildiğiniz üzere yer değiştirme grafikte bu eğrinin altında kalan alana eşit oluyordu. Peki bu değişik şeklin alanını nasıl hesaplayabiliriz? Önce şekli daha basit iki geometrik şekle bölelim ve buradan hareketle geometri bilgimizi kullanarak alanları ayrı ayrı hesaplayıp sonra toplayabiliriz. Altta mavi ile taradığım alan bir dikdörtgen. Morla taradığım alansa üçgen. Bu üçgen ve dikdörtgenin alanını hesaplayıp toplayarak toplam yer değiştirmeyi bulabiliriz. Buradaki mavi alan eğer ivme kazanmıyor olsaydık, yani sabit 5 metre bölü saniye hızla gidiyor olsaydık, karşımıza çıkacak olan yer değiştirmeyi verir. Bu 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye. Sıfırdan dördüncü saniye delta t yani zamandaki değişim 4 saniyedir. 4 saniye boyunca saniyede 5 metre giderseniz 20 metre yer değiştirmiş olursunuz. 5 çarpı 4 eşittir 20'den bu mavi kısmın alanını bulmuş oluruz. Bu mor renkli alansa ivme kazandığımız için buradan ne kadar daha ileri gittiğimizi gösterir. Bu kısmın alanını bulmak da gayet kolay. Tabanı şekilde göreceğiniz gibi 4 yani geçen saniye sayısı. Yüksekliği ise son hız eksi ilk hızdan 13 eksi 5, o da 8 metre bölü saniye olur. Bir başka değişte de yüksekliği ivmeden dolayı hızdaki değişime denk gelir. Peki bu üçgenin alanını nasıl buluruz? 1 bölü 2 taban çarpı yükseklik, yani 1 bölü 2 çarpı tabanımız 4 saniye çarpı yüksekliğimiz 8 metre bölü saniye. Saniyeler birbirini götürür, 4 bölü 2 çarpı 8, 16 metre eder. Toplam yer değiştirmemiz 20 artı 16'dan 36 metre olur. Yani toplam yer değiştirmemiz pozitif olduğu için sağa doğru 36 metre yer değiştirmişiz. Şimdi bunu hesaplamanın başka bir yolunu göstereceğim. Yine buradaki değişkenleri kullanarak bir formül çıkartacağım. Bu formülleri genelde ezberlemeye meyilli olabiliriz ama aslında buna hiç gerek yok. Önemli olan işin mantığını anlamanız ve inanın bunlar mantık yürüterek elde edebileceğimiz formüller. Evet, alan hesabımıza geri dönelim. Bu defa değişkenler üzerinden gidelim. Bu dikdörtgenin alanı neydi? İlk hızımız çarpı zamandaki değişim yani delta t. Burası bu mavi kısmın alanı oluyor. Artı delta t çarpı buradaki yükseklik. Ki bu yükseklikte son hız eksi ilk hız oluyor. Bu hızların birer vektör olduğunu ve pozitif olduklarından sağa doğru hareketi gösterdiklerini de unutmayalım. Son olarak üçgenin alanını hesapladığımız için 1 bölü 2 ile de çarpıyoruz. Evet, mavi ve mor alanı değişkenler cinsinden yazmış olduk. Şimdi bu formülü biraz sadeleştirelim. İlk olarak delta t parantezini alalım. Yani delta t çarpı parantez içinde ilk hız artı 1 bölü 2 çarpı son hız eksi 1 bölü 2 çarpı ilk hız. Formülü daha da sadeleştirebiliriz. İlk hız eksi 1 bölü 2 ilk hızdan elimizde 1 bölü 2 ilk hız kalır. Sonuç olarak parantezin içi 1 bölü 2 ilk hız artı 1 bölü 2 son hız şeklinde düzenlenebilir. Ve delta t çarpı parantezin içindeki formül bize yer değiştirmeyi verir. Şu şekilde de ilerleyebiliriz. Parantezin içindeki 1 bölü 2'yi de dışarıda bırakalım. Yer değiştirme eşittir. Delta t çarpı 1 bölü 2 çarpı parantez içinde ilk hız artı son hız. Burada karşımıza ilginç bir soru çıkıyor. 1 bölü 2 çarpı parantez içinde ilk hız artı son hız. Aslında ilk hız ve son hızın aritmetik ortalaması demek. Bunu ortalama hız olarak tanımlayabiliriz. Yani bu işaretlediğim kısım ortalama hız oluyor. Tabii ortalama hızdan bahsedebilmemizin sebebi ivmenin sabit oluşu. Genellikle giriş seviyesi fizik derslerinde ivme sabit verilir ve eğer ivmeniz sabitse ortalama hızı ilk hız artı son hızı toplayıp 2'ye bölerek kolayca bulabilirsiniz. Bu formülün güzel tarafı ise şu, eğer ivmem sabitse ortalama hızı kolayca bulduktan sonra bu değeri de geçen zamanla çarptığımda çıkan sonuç bana yer değiştirmeyi verir. Örneğimize geri dönecek olursak, son hızımız 13 metre bölü saniye. İlk hızımız 5 metre bölü saniyeydi. Yani ortalama hız 13 artı 5 bölü 2'den 9 metre bölü saniye olur. Bunu geçen zamanla yani 4 ile çarparsak 9 çarpı 4'ten 36 metre olur ve biz de böylelikle yer değiştirmeyi bulmuş oluruz. Umarım bu ders kafanızı karıştırmamıştır. Bu videoda fizik dersinde gördüğümüz ve genelde ezberlemeye meyilli olduğumuz formülleri akıl yürüterek nasıl oluşturabiliriz hep birlikte incelemiş olduk.